Saçma sapan işler Hülya, saçma sapan işler. Sen tut annem de annem diye Antakyalara. Ne diyor öyle? O hiç veda etmeye gelmiş. Ha, buralara kadar güle güle demeye geldi. Ha? Bir de anneni aramayacak mıydık diye soruyor. Ona ne mi? Bak gidiyoruz. Cevdetsiz kapının önüne çıkmak yok. Kafeye Cevdet götürecek, Cevdet getirecek. Gözümün önünde olacaksın. Bir dakika. Döneceğiz dedi. Nereye? Buraya baba, buraya. Dönüp beraber arayacağız dedi. Kimi arayacağız Rüya? Kimi? Bana Mefta'yı mı aratacaksın? Söz verdin. Verdim. Sağ salim götüreceğim dedim. Götürüyorum. Dönüyorum. Tamam da. Tamam da. Ne tamam da? İki günde başına gelenlere bak. Ya bir şey olsa, ya çıkamasaydın o sınırdan, ya ben buraya gelip senin... Ben kızımı sokakta bulmadım Rüya. Yeter. Bitti. Bu kadar. Pardon abi. Vakit geldi abi. İsterseniz siz buyurun geçin içeri. Tamam hadi gidelim. Abi ben buradan ayrılıyorum izinle. Yasin'i bul, o işi hallet. Tamam abi, başım üstüne. TK 1983 sefer sayılı İstanbul uçağıyla uçuş yapacak yolcularınızın... Rüya. ...numaralı kapıya teşkil etmeleri rica olunur. Abi, anonsuz işi yapıyorlar. Duydum Cevdet. Rüya, uçağı kaçıracağız. Söz vermiştim baba. Döneceğiz, beraber arayacağız dedim. Ben de sana inandım. Bak, sabahtan beri sabır ettim. Sesimi çıkartmadım. Ama artık yeter. Bu kadar. Benim sınır boylarında, ateş altında heba edecek bir kızım yok. Duydun mu beni? Abi, anonsun eşi ya. Yolumuz açık olsun. Baba, kolumu bırakır mısın? Sana beni duydun mu? Çocuk değilim ben. O vakit yürü, kalbini kırdırma. Kolumu bırakır mısın? Rüya. Baba. Kolumu bırak. Rüya. Bırak kolumu dedim. Bırakmıyorum. Ya bırak şunu. Ulan! İyi misin? Vurmadı değil mi?
İyi misin? Konuş, bir şey söyler misin? Senin ne işin var burada ayrıca? Sen niye atlıyorsun arabanın üstüne ya? Sözünü tutacak mısın? Tutma. Tamam, tutma. Kimseye ihtiyacım yok benim. Kendim başladım, kendim bitiririm. Zaten kim tutuyor ki sözünü? Kim tutuyor ya? Bana onu söyle. Ama bende hata. Etmeyin. Bana yardım falan etmeyin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya dur, deli. Dur. Bir kere. Ya kurban oldum, bir kere normal çık karşıma. Bu nedir ya? Sor bir daha. Anneni bulabiliriz demiştin. Sözünü tutacak mısın? Sen yerinde duracak mısın? Tamam. Söz. Abi, alıp getireyim mi? Babam hiç vurmadı bana. Bir sağlam dayak yerdik. Sesini bile yükseltmedi. Bugüne kadar okula kendi bırakır, kendi alır. Bir yere gitsem kapıda bekler. Kendi yoksa Cevdet abi askerdik ya. Başka biri gibiydi bugün. Bu kadar kızgın. Bu kadar öfkeli. O kadar acımasız. Hayır. Orası öyle değil. Bak. Korkmuştur baban. Korktuğu için öyle davranmıştır. Ya sen bir düşünsene. Bu yaşına gelinceye kadar her şeyden sakın. Başına bir şey gelmesin diye üzerine titre. Üstelik tek başına. Ama sen dünyanın bir ucunda. Ateş attığında, ne yediği belirsiz adamların arasında. Kolay değil hanımefendi. Baba olmak da kolay değil. Hayatımda ilk kez hayır dedim. Herkes bir yerden başlıyor kendi olmaya. Zormuş. Ama çok güzel. Evet. Nedir plan? Anlat. Anne. Onu bulacağız. Başka? Başka? Ne bileyim. Beni bildiğin bir otele bırak. Neden? Ne neden? Nerede kalacağım ben? Şimdi bakalım. Sınıra geldin. Çatışma çıktı. Bize geldin. Baskın oldu. Şimdi ben seni otele yerleştirirsem... yangın çıkar, personel zehirlenir, birine bir şey olur... Benim hemşehrilerime karşı sorumluluğum var. Kusura bakma, o yüzden sen mecburen bize geliyorsun. Gözümün önünden ayrılmayacaksın.